İşte görüyoruz. Asgari ücret açıklandı ama daha şimdiden açlık sınırının altında kaldı. Gözlerse memur ve emeklinin Ocak ayında alacağı zam oranına çevrildi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı farkları TÜİK tarafından açıklanacak. Aralık ayı enflasyon verileriyle belirlenecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmazsa imkanları zorlayacaklarını söyledi. Devletimizin imkanları arttıkça çok daha fazlasını yapacağımızı milletimiz zaten biliyor. Milyonlarca sabit gelirlinin merakla beklediği asgari ücret belli oldu. Şimdi akıllardaki soru Ocak ayında memur ve emekli kadar zam alacak? Dikkatlerse Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Verilen zam... Son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Memur ve emekli maaşı zam oranları 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Aralık ayının verisini TÜİK 3 Ocak'ta açıklayacak. Memura ve emeklisine sözleşmeden doğan fark da eklendiğinde %50'ye yakın bir zam bekleniyor. En çok ezilen kesim emekliler sefalet maaşıyla yaşamaya devam ediyorlar. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. Yıl sonunda enflasyon tahmindeki gibi %65 olursa %38'lik bir zam söz konusu. Emekliler bu ayrıma tepkili. Geçim tabi sıkıntısı çok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emeklilere yapılacak zam konusunda alt gelir gruplarını özellikle gözeteceklerini, onlar için imkanları sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Memura yapılacak zam oranının da %50'ye yakın olacağını ifade etti. Temmuz ayında emekliye %25 zam yapılması çok tartışıldı. 7500 lirayla en düşük maaşı alanlarsa kök maaş sebebiyle hiç artış alamadı. Ben bilmem kök maaşı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2024 yılını işaret etti. Emeklileri memnun edecek adımlar atacaklarını söyledi. Verilen sözler tutulacak mı? Yoksa emeklileri yine zor günler mi bekliyor? <laughs> Rahat edecekleri yaşlarda geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyorlar. Emekliler hep isyan ediyor. Konu da hep aynı ama çözüm yok. Onlar yine emekli maaşlarının yetersizliğinden dert yandı. Geçinemiyoruz dediler. Emekli maaşım 7650 lira. Mecbur yetmediğinden dolayı çalışmak mecburiyetteyim bu yaşa kadar. Konu emekliler olunca dert hep aynı. Maaşlar, daha doğrusu yetmeyen maaşlar. Emekli maaşını kardeşim yani aydan aya yetiremiyoruz. Açıktan yiyoruz ya. Arkadaşlardan onun üç para alıyoruz. ikinci aylıkta geri ödemeye çalışıyoruz. En az askeri ücretten olmasını istiyoruz. Emekli oluyorlar, rahat edecekleri yaşlarda geçim sıkıntısıyla çalışmaya devam ediyorlar. Yıllar önce maaşları asgari ücrete yakınken şimdi yarısını ancak alabiliyorlar. Makas açıldı, geçim derdi katlandı. Benim maaşımın ilk bağlandığında 2009 yılında askeri ücret 550 lira iken ben 675 lirayla maaşa bağlandım. Şu anda 7500 lira alıyorum. Askeri ücret 17 bin lira olmuş. Benim burada geçinmem imkanı var mı?